Kur'an'da namaz ve zekatla ilgili birçok deliller var. Ama burada müellif rahmetullahi aleyh bu kitabını muhtasar tutabilmek için, kısa tutabilmek için tek ayet ve çok güzel ve rahat ezberlenebilecek şekilde bir ayetle yetinmiştir. Diyor ki, قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ Diyor ki bunlar, onlar diyor, وَمَا أُمِرُوا Onlar ancak bu şey için emrolundular. Ne için? Yani kime söylüyor burada Rabbimiz Tebarek ve Teala? İnananlara, müminlere, yani ben tevhid ehliyim. Rububiyete, uluhiyete, isim ve sıfatlara tasdik etmiş olan bir kişiye sesleniyor Rabbimiz Tebarek ve Teala. Diyor ki, وَمَا أُمِرُوا Onlar ancak bu şeyle emrolundular. Nedir bunlar? اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهِ Ancak Allah'a ibadet etmeleri için emrolundular. Demek ki burada bizim dünyaya geliş sebebimiz nedir? İbadet kulluk için. Başka bir şey için değil. Yani Allah Celle Celaluhu hiçbir şeyi boşu boşuna yaratmış değildir. Zaten ayette diyor ya, اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا Sandınız ki biz sizi başıboş bir şekilde yarattığımızı وَاِنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ Ve bize geri döndürülmeyeceğim sanıyorsunuz öyle mi? Rabbimiz Tebareke ve Teala hiçbir şeyi hikmetsiz bir şekilde yaratmış değildir. Mesela üzerimizde Allah Celle Celaluhu azalar mesela göz, kulak, burun, baş, ayak, eller vermiştir. Peki bunların hikmeti nedir? Allah Celle Celaluhu bunları başıboş bir şekilde mi yapmıştır? Hayır. Gözün görevi görmek, kulak işitmek, burun koklamak, el yürümek, ayak yürümek, el çalışmak ve bu şekilde. Ama Sübhanehu ve Teala en önemli olan bir şeyi ruh yaratmış. Burada gözün görevi var da ruhun görevi olmaz mı? Ve burada alimler diyorlar ki tek kelimeyle ruhun görevi Allah'a secde etmektir. Allah'a secde etmektir. Nasıl Rabbimizi bizi yoktan var eden Allah'ımızı göremediğimiz gibi, aklımızı göremediğimiz gibi, havayı nasıl göremediğimiz gibi vücutta da ruh var. Biz onu göremiyoruz. Ama iman ediyoruz, vücutta ruh var. Dolayısıyla alimler diyorlar ki ruhun görevi Allah'a secde etmek. Ha o zaman وَمَا أُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهِ Bu benim yaratmış olduğum kullarım ancak Allah'a ibadet etmeleri için yarattım. Başka bir şey için değil. Zaten Zariyat Suresi 56. ayette, 56. ayette diyor ki وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinler ve insanları ancak bana kulluk etsinler için yarattım. Kainat üzerinde ne varsa insanlar ve cinlerden her şey Allah Celle Celaluhu Allah için. Yani kulları Allah için yarattı ve yaratılmış olan mahluk ne varsa hepsi insan için. Yani her şey insan için, insan da Allah için yaşar. Dolayısıyla وَمَا أُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ Onlar ibadet etmek için. Peki nasıl? مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينَ Halis bir şekilde, şirkten arındırılmış bir şekilde Allah'a ibadet edeceğiz. Yani Allah'a dua edeceğimiz zaman Şeyh Nakşibendi Hazretleri değil, Abdülkadir Ceylani Hazretleri değil, aracı koymak değil, direkt Allah'la bağlantı kuracağız. Hatta bir hocamız diyelim, Allah selamet versin, Allah ıslah etsin, diyor ki Allah dostlarını devreden çıkar, enbiyaları devreden çıkar, şunu çıkar, bunu çıkar, direkt Allah'a bağlanan olan bir kişi direkt şeytana bağlanmıştır diyor. Yani şimdi ben direkt Allah'tan istediğim zaman diyor ki direkt Allah'tan değil de şeytandan istemiştir. Niçin? Diyor ki orada aracı koyacaksın. Ya Evliyaullah, ya şudur, ya budur, ya kutub, ya havs vesaire bu ne benzer. Bir kişi dua edeceği zaman direkt aracısız bir şekilde zaten Rabbimiz diyor Celle Celaluhu وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ Ey Resulüm, kullarım beni sorarlarsa demiyor ya Muhammed kul فَاِنِّي قَرِيبٌ Hayır diyor, ben yakınım diyor. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَالٍ Dua eden kişinin duasını kabul ederim diyor. Ama onlar ne yapıyorlar? Allah ıslah etsin. Evliyaullahları aracı koyuyorlar. Oysa Rabbimiz Tebarek ve Teala وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ diyor. Şah damarından bile daha yakındır Allah. Araç gerek yok. Baktın bile dünya yalan, yalan, ızdırap, çile, dert çekiyorsun. Aç ellerini Allah'a. Sallallahu aleyhi ve sellem müjdeyi veriyor. Diyor ki, اَتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ Günahından tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir diyor. Ne için aracı? Yani Rabbimiz Tebareke ve Teala yani duamızı kabul etmiyor mu?
Dolayısıyla burada وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينَ Muhlis bir şekilde, şirkten arındırılmış bir şekilde nedir? Allah'a ibadet edeceğiz. Ondan sonra diyor ki حُنَفَاءَ Hanif bir şekilde. Ne demek yani? Yani مَاِلٌ عَنَ الشِّرْكِ اِلَى التَّوْحِيدِ Alimler diyorlar. Şirkten meyledip tevhide yönelmedir. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيْمَةِ İşte namaz, zekat, zekat verirler. İşte doğru, dost doğru din budur diyor Celle Celaluhu. Burada namaz dedik. Namaz demek sözlükte sala demek. Başka bir anlam dua demektir. Şer'i anlamı ise şer'i belli sözler ve fiilleriyle Yüce Allah'a belirlenmiş olan vakitlerde Allah'a kulluk etmektir, ibadet etmektir. Namaz budur. Dolayısıyla burada namazdan daha değerli, daha kıymetli, daha üstün, daha faziletli bir ibadet yoktur. Ney müstesna? Tevhid müstesna. Dolayısıyla burada namaz ameli ibadetlerde Allah'a birlemek demektir namaz. Ve günümüzde biliyorsunuz çok kişi ismi Ahmet, Muhammed, Mustafa ne diyor? Namaz kılmıyorlar. Peki ey Müslüman kardeşim niçin namaz kılmıyorsun dediğin zaman ne diyor? Ya bıktırdınız siz diyor. Hep namaz, namaz, namaz. Gel benim kalbim temiz diyor. Oysa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, buyuruyor ki اَلَا وَاِنَّ فِي الْجَسَدِ مُدْخَلٍ اِذَا صَلَحَ صَلَحَ الْجَسَدَ كُلُّ وَاِذَا فَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدَ كُلُّ اَلَا وَهِي الْقَلْبِ وَهُوَ دَيْمْ هُجَمْ وَهُوَ الْقَلْبِ Diyor ki ben cesedin içerisinde bir parça vardır diyor. O temiz olduğu zaman bütün beden temiz olur. O da nedir diyor? Kalptir. Ve birçok ayette Rabbimiz Tebarek ve Teala namaz kılanların kalbi temiz olduğunu bizzat Rabbimiz söylüyor. Ha o zaman Kur'an ve sünnetten anladığımız kadarıyla namaz kılanların kalbi temiz. Ama adam nedir? Kalbim temiz diyor. Nedir? Kendini savunuyor. Ve bilmiyor miskin namaz kılmayanların cehennem ehli olduğunu bilmiyor. Hani cennet ehli, cehennem ehli dedikleri zaman illa ashab el yemin fi cennetin yetesaelun cehennem ehli cennet ehline derler ki artık cennet ile cehennem ehli arasındaki konuşma nasıl Allah bilir yani Allah celle celal artık orada pencere mi açar yoksa onlara mı yaklaştırır bilmiyoruz keyfiyet meselesi Allah'a havale edilmiştir alimler ve İmam el-Ecurri rahimehullah diyor ki ehli sünnet alimlerden Allah Azze ve Celle bir sıfat hakkında bilgi vermediği zaman orada nasıl geçtiyse bu şekilde geçecek. Yani ta'til, teşbih, temsil, te'vil yapamazsın. Nasıl? Mesela örneğin يَنْزُلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حَتَّى يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ اَخْرِلُ Her gecenin üçte birinde Rabbimiz Tebareke ve Teala dünya semasına iner. Ve der ki yok mu bana dua eden onun duasını kabul edeyim? Yok mu istiğfar eden onun istiğfar edeyim? Yok mu benden isteyen ona vereyim? Ta ki fecr-i sadık doğana kadar bu şekilde devam eder. Şimdi bazı bid'at fırka diyorlar ki bu ahad hadis olduğundan dolayı bunu kabul etmiyorlar. Ne diyor? Diyorlar ki ya olur mu? Şimdi Rabb Allah Celle Celaluhu nasıl olur ki her gün inecek çıkacak inecek çıkacak indiği zaman işte nasıl yerini kim koruyacak işte akıl mantık yürüterek işte nedir? Tatil etmiş oluyorlar. Allah'ın bu nüzul sıfatını tatil ediyorlar. Ama ehli sünnet alime diyorlar ki Allah Celle Celaluhu iniyor dediyse şanına yakışır bir şekilde eder. Nasıl? Bilmiyoruz. Ama mutlak manada indiğini biz bizzat iman ediyoruz. Ama nasıl? Bilmiyoruz. Dolayısıyla keyfiyet belirsiz bir şekilde nedir? Allah'a havale etmiştir alimler. Ha, o zaman burada da nasıl bu birbirleriyle konuştuklarında bilmiyoruz. Allah Celle Celaluhu biliyor. Derler ki onlara قَالُوا مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي سَقَرَ Sizi bu sakara sevk eden, atan, sürükleyen nedir? Onlar derler ki لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ قَالُوا لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ Biz namaz kılanlardan değildik. Demek ki burada namaz kılmayanlar cehennem ehli olduğunu bizzat nedir? Haber veriyor Rabbimiz Tebareke ve Teala. Ve namaz kılmayanların bizzat Allah Celle Celaluhu kafir ve müşrik olduğunu söylüyor. Allah korusun. Munibine ileyhi vettekuhu ve akimus salate ve la tekunu minel müşrikin diyor. Ondan sonra hadiste sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki men terekes salâ fekad kefer. Ondan sonra beynel şirki vel küfri terekes salâ fe men terekeh fekad kefer. Buna benzer birçok delil var. Ha alimler diyorlar ki ehli sünnet alimleri burada ihtilaf etmişler. Diyorlar ki
Bazıları diyorlar ki namaz kılmayan tek kelimeyle kafirdir. Niçin? Yani mesela Ehl-i Sünnet alimlerinden orada İbn-i Baz Rahman diyor ki bir kişi iş saati kaç? 7. 7'ye saatini ayarlayıp da bu şekilde işe gittiği zaman namazını kılarsa ve gayesinde namaz, sabah namazı kalkmamak, sadece işinden dolayı ben işe gidiyorum 7'de saati o şeye kadar ayarlayıp da o zaman kılarsa o zaman tek kelime diyor kafirdir. Allah diyor burada sınır koymuş. Niçin Allah diyebilirdi mesela saat 7'de kal? Burada Rabbimiz Tebarek ve Teala bizi imtihan için bunları şey etmiştir. Ve diğer alimler diyorlar ki hayır. Namaz kılmayan kafir değildir. Büyük günah işlemiştir. Niçin? Çünkü men kâle la ilahe illallah dehalil cennet. Ondan sonra sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Her kim kalbinde hardel tanesi kadar iman bulunan olan bir kişi cehennemde kalmayacak. Ha, o zaman burada alimler bu delilleri alarak, istinbat ederek burada ihtilaf etmişler. Ben de diyorum ki ya diğer alimlerin görüşü sahih çıkarsa, yani kafir dedikleri çıkarsa orada halimiz ne olur? Tehlike bir mesele. Her ikisinin delili var. Bunların var, bunlar da var. Ama ya onların dediği çıkarsa ne olur? Ha, o zaman bir Müslüman elinden geldiği kadar nedir? Namazını terk etmemesi gerekiyor. Konu uzun hocam, 15 dakika süre verdim. Burada iktifa edelim. Allahümme la havle ve la kuvvete illa bike ya Rabbil alemin.